Herkese merhabalar. Başladığımız haftada biraz daha geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarının etkisini takip ediyor olacağız diyebilirim. Şimdi Cuma günü önemli takip ettiğimiz Fitch'in değerlendirmesinden önce sürpriz bir şekilde S&P'den gelen not değerlendirmesini karşımıza çıktı. Burada kredi notumuz hali hazırda yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altındayken kredi not görünümümüzü de durağından negatife çekti. Sürpriz ve gelişme olarak Fitch öncesinde bu açıklandı. Piyasalarda çok fazla hareketliğe neden olmadı. Beklediğimiz Fitch değerlendirmesi ise beklentiler paralelinde kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviyesinin eşiğinden yatırım yapılamayan seviyesine, yani BB artı seviyesine çekti. Görünümümüzde durağan olarak belirledi diyebiliyoruz. Piyasalarda kapanışa çok yakın olan bir bu kararın ardından hareketliğin çok artmadığını, piyasa açılışı itibariyle de çok fazla tepki göremediğimiz ama sınırlı alışçıların karşımızda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin siyasi ve güvenlik endişelerinin ekonomiye zarar verdiği ifadesi de dikkatleri çekti diyebiliyorum. Borsa İstanbul'da bugünkü kararın etkilerini takip ediyor olacağız. Nasıl etkileyeceğini borsa tarafında takip ederken. Burada 84 bin direncinin geçtiğimiz hafta kalıcı olarak aşılamadığını gördük. 84 bin seviyesinin yukarısında 85 bin ve geri çekimlerde 82.200 seviyesini izleyeceğiz. Şimdi hafta sonu dolar tarafında zayıf bir seyir var. Hafta sonu Trump'ın 7 Müslüman ülkeye girişleri engellemesi dolayısıyla dolar tarafında zayıf seyir izleniyor diyebiliriz. Haftanın geri kalanında izleyeceğimiz veriler ise yurt içinden Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini izleyeceğiz. Burada enflasyon sepetinde yapılmış olan değişikliğin enflasyon üzerinde nasıl bir görüntü sergileyeceğini takip ederken yurt dışı gelişmelerden de ABD tarafından Fed'in faiz kararını izleyeceğiz. Piyasalar bu ay Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklemezken yine de Fed kararını izliyor olacak. Bunun ardından Ocak ayına ilişkin istihdam verileri ön planda olacak. İstihdam verilerinde olumlu bir seyir dolar tarafında değer kazanımlarını karşımıza çıkarabilir. Kur tarafına baktığımızda da 3.88.50 direnci ilk etapta karşımıza çıkacak. Geri çekilmelerde de 3.84.50 ve aşağısını takip ediyor olacağız. İyi haftalar diliyorum.